Herkese selamlar dostlar. 14 Mayıs 2022 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdealden tam 12 tane karşılaşma aldım ve bu karşılaşmaların çoğu, çoğu takımın yani bir iddiası var. İddiası olan takımlar genellikle gelir. Nasıl gelmez? Midland mesela iddiası vardı. 2-1 öndeyken 90 artı 5'te gol yer. Gelmez mesela öyle. Ama genellikle iddiası olan takımlar hem kazanır hem de maçları güzel ve gollü bitebilir. O yüzden ben genelde iddiası olan takımları aldım. 12 maçta başlayacağım ve hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. Skor yarışması yapalım direkt sizlere. Chelsea ve Liverpool maçının maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur arkadaşlar? Güzel bir maç bizi bekliyor. Özellikle Liverpool'dan ziyade Chelsea'nin son haftalardaki o istekli oyunu bu maçı harbiden güzel bir hale getirecek gibi geliyor. O yüzden size bir maç skoru yarışması yapalım dedik. Ve bilen iki arkadaşımızı kata telegram gruplarına dahil edelim. Ve skor yarışmasını kazananlarını açıklayalım. Kraken 31 ile 31 kere maşallah diyelim kazanmış. Ve Hakan, Oydan, Hakan Aydoğan isimli Chelsea maçının skorunu bilmiş arkadaşımız. Chelsea ile United maçının skorunu sormuştuk. Bu iki arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden yazarsa kata telegramdan eklerim. Tottenham Arsenal maçının maç skorunu yazdım. 3-0 Arsenal yazan var fakat 3-0 Tottenham yazan olmamış. Bilen yok. Bunu da bu şekilde geçelim ve isterseniz maçlara başlayalım. Toplam bu iki tane maç hızlı hızlı anlatmak istiyorum sizlere. Sizlerden ricam arkadaşlar katıl telegram gruplarından ziyade videoya like atmanızdır. Videoya güzel seviyede like gelirse sevinirim. Emeğimizin karşılığı diyelim. Artı 300'ün üzerine like bekliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun diyerekten de maçlara başlayalım. Altın Ordu Balıkesir mücadelesi. Altın Ordu'nun bir iddiası var. Son maçında da 2-2 kaldı. ile oynadı. O maçta Altın Ordu'nun yediği golü görseniz. Hakem bile golü versem mi vermesem Ali pala sanırım. Çok değişik bir golüydü çünkü o maçta Altınordu. Altınordu'nun bir iddiası var, iddiası var ve ligin en zayıf rakibiyle oynuyor. Maç sonu bile zaten oran, açma, oran açmamışlar burada. Altın e, Altınordu kazanırsa ben ilk yerden de maçtan galip gelmesini bekliyorum. O yüzden burada direkt tercihim ilk yarıdan bir Altınordu galibiyeti. İlk yarı bir tercih sizlere önerebilirim idealden. Değerlendireceklere bol şanslar. İlk yarıdan bir Altınordu galibiyeti gelir bu maçta bence. Armani Yebilifet ile Leipzig mücadelesi. Leipzig'in bir iddiası var. Bu maçta berabere kalsa da Şampiyonlar Şampiyon Ligi potasında yerini kaybetmiyor. dördüncülüğünü koruyabiliyor. Fakat zayıf bir rakiple oynuyor. Son hafta 4 attı. O maçı da izledim ben. Canlısını da yaptım. En çok gol ikinci yer olur diyerekten de bir canlı bahis önermiştim o maçta. Başarılı oldu. Ondan ziyade Leipzig zaten kendi oyununu da bu maçta da bence ilk yarıdan da galip gelecek. Yine maç sonuna 1-0-9 gibi oran açmışlar Leipzig galibiyetini. Ben bu oranı 1-46'ya yükseltiyorum. Altın Ordu maçındaki gibi bu maçta da, bu maçta da Leipzig'in ilk yarıdan kazanmasını bekleyeceğiz. İlk yarı iki tercih 1.46 gibi orandan ideal bir öneridir değerlendirecekler. Bol şanslar. Üçüncü maçım Bayer Leverkusen ile Freiburg mücadelesi. Maça ilk baktığınızda tabii ki KG var olabilecek bir mücadele bol golle geçebilecek bir mücadele. KG varın oranı bir 25 alan alsın KG varı. Bu KG varı şöyle yapabilirsiniz. Yurt dışından oynayanlar veya Türkiye'den oynayanlar da şöyle yapabilir. Üçlü bir kombine oluşturursunuz. bir 25, 1.40 40 şeklinde. İki oranın üzerine çıkabilirsiniz. Bu KG varı öyle kombinelerde kullanabilirsiniz. Ondan ziyade Freiburg'un da bir iddiası var. Son maçında galip gelemedi. İstekli olmasına rağmen galip gelemedi. İyi oynamasına rağmen. Bu maçta Bol golle olabileceğinden dolayı deplasman 1.5 üstün oranı 1.70 bandında bir oranı var. İsteyenler o tarafa da yüksek oranı ile kayabilir. Fakat idealen tabii ki bu maçın tercihi KG var olacaktır. Mainz Frankfurt ise devam edelim. Frankfurt'un 4 gün sonra bu maçtan 4 gün sonra Sevilla'da oynayacağı bir final maçı var. Bu maçta herhangi bir önem arz etmiyor Frankfurt için. Mainz için de keza arz etmiyor. Fakat Frankfurt takımının yedek çıkacaktır bu, ma bu maçta muhtemelen veya şöyle söyleyeyim. Önemli oyuncuların %70'ini, %60'ını bu maçta dinlendirecektir. En az 5-6 rotasyon bekliyorum Frankfurt takımından. Çünkü Avrupa'da güzel işler çıkartıyor ki bence kupayı alacak takım da Frankfurt. Onu, onu da anlatırız zaten o gün geldiğinde. Mainz'ın burada kazanması bence ideal sonuç. 1.44 gibi oranı vardı. Şu an 1.50 gibi oranı yükselmiş oranı. Korkmuyorum oran yükselmesinden ve burada direkt sizlere Masson'u 1.50 gibi orandan öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Stuttgart'la Köl mücadelesi. Her iki takımda ayrı ayrı iddiası var. Stuttgart'ın iddiası biraz daha önemli. Bu maçta kazanma ihtimali e, kazanabilir mi? Bir adım önde. Fakat son haftalardaki performansı can yakıcı cinsten. Şunu durduralım, kapatalım. Stuttgart'ın bu maçta alınabileceği yine ideal tercih burada KG var olacaktır. Fakat burada da aynı şekilde KG var ya, güzel oran açmamışlar. 1.25 gibi oran açmışlar nesine de. Az önce Level Kuzen maçında bahsettim. Üçlü kombineler alınabilecek bir KG var maçı. Çünkü muhtemelen KG var gelebilecek gele, gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü her iki takımın iddiası var. Belirli bir yerden sonra özellikle ikinci yarı riskler alınacaktır. En çok gol ikinci yarıda denilebilir. Ondan ziyade ben burada ilk golün ev sahibinden gelmesini bekliyorum. de oranı var. Tabii ki ideali burada yine KG var olacaktır. Oranı yok. Union Berlin ile Bochum mücadelesi. Bochum son haftalarda güzel bir gidişatı var. Son haftalarda e, galip gelerekten de ilerliyor Bochum takımı. Hatta maçlarına baktığımız zaman şöyle kısaca bahsedeyim. 4-3'lük bir deplasmanda Dortmund galibiyeti vardı mesela. Önemli bir maçtı. Güzel bir maçtı. Gollü bir maçtı Keza. 4-3 bitti. Union Berlin'de bu maçta bir iddiası var maç bence gollü bir mücadele olacak gibi geliyor bana. O yüzden burada ne KG'ye gittim ne taraf tercihine gittim. Direkt mücadele genelinde 2.5 gol üstü aldım. 1.41 gibi ideal bir oranı var. Gollü bir maç geçmesini beklediğimden dolayı burada 2.5 üst tercihim sizlere İdealden değerlendirebilirsiniz diyerekten de. Bu mücadeleyi de geçeyim. Diğer bir mücadelem Chelsea Liverpool mücadelesi. Chelsea'nin Lukaku sağlara döndü ve son haftalarda Chelsea'nin son şu iki maçını izleyin. Ondan önce berabere kaldı. Fakat son maçında Les Unites maçını izleyin. Yani e, bayağı bir istekli gördük Chelsea takımını. Lukaku'yu özellikle her pozisyondan 3. golü Lukaku attı. Hatta maçı izleyenler varsa benim ideal kombinemde de burada 2.5 üst tercihi vardı bu bu maçta Leicester'ın galip gelir ve bir buçuk üstüyle birlikte Chelsea'nin iki buçuk üstü kombinli Lukaku böyle çekti vurmadı, çekti vurmadı, çekti vurmadı. Ondan sonra tavana zaten astı o maçta da. Güzel bir maç oynadı Chelsea. Burada Fakup finali zaten burada. Bu zaten şunu söyleyeyim ben size. E, Tarihçeye baktığımız zaman da İngiltere'nin veya dünyanın ilk kupası Fakup olabilir. Böyle bir bilgim vardı. Araştırmıştım da şu an tam netliğini söyleyemem ama ilk kupa olabilir bu maçta. Güzel bir maç olacaktır. Final tadında geçecektir bence. Her iki takım da ideal 11'ini çıkartabilir. O yüzden kaliteli ayaklar var. İdealden bir KG var alınabilir gibi düşünüyorum. Onun dışında bir bu maçın şöyle de bir yüksek oranını yapayım ben sizlere. Maç sonu 0'ı da bir değerlendirme altına alınabilir. Penaltılara kadar gidebilecek bir mücadele. 1-1 gibi bir skor çıkabilir. KG var ideali. Maç sonu 0'da yüksek oranıyla denenebilir arkadaşlar. Geçtim bu karşılaşmayı. Agzure ile Ivens mücadelesi. Şimdi ev sahibinin bir iddiası var arkadaşlar. Bu iddia şu yönde bir iddia. Hemen puan durumundan göstereyim ben sizlere. Ajaxo liderle oynayacaklar. İkinciyi ile birinci oynayacak. O maçı da anlatacağım zaten. Bu maçı kazanması lazım ev sahibinin. Deplasmanın zaten herhangi bir iddiası yok. Genel olarak baktığımızda. Ve kendi evinde iyi olan bir takım var burada. Direkt tercihim bu yönde olacak. Maç sonu 1. Okey 1'e 30'larda bir olanı okay. 30 var. Ben bir 30'dan almak isteyen yine alabilir. Fakat maç sonu 1 bir ve 1.5 bir üst en azından 2 gol atıp rahatlamak isteyecektir. Diğer maçın skorunu bekleyecektir diye düşünüyorum. O yüzden ev sahibinin burada en az 2 gol atarak galip gelmesi ama benim için normal bir sonuç. Çünkü deplasmanın herhangi bir iddiası yok ki ev sahibi de burada bir şeyi var yani ikinci olarak direkt çıkma şansını da sürdürüyor. Ajaxo ile Toulouse mücadelesi. Tulus zaten lider. Şampiyon Lig'e çıktı, Lig 1'e çıktı. Burada ikinci sırada olan Ajaxo direkt galibiyetin oranı bir 40 -1. bandında bir oranı var Ajaxu takımının da. Plus burada bir çelme takar mı? En, azından şöyle düşünüyorum. Çelme takmaya oynar mı? düşünüyorum çünkü zaten çıkmışsın. Ne kadar rahat olur. O önemli benim için. Ev sahibi taraflar önünde coşkulu bir atmosfer olacaktır. Mutlaka bu maçta. Köklü bir kulüp zaten ev sahibi takımda. O yüzden ben burada şöyle önereceğim. sonu biri zaten önereceğim sizlere. Burada direkt Ajaxo galibiyeti idare alınabilir Fakat yüksek orandan da şöyle bir öneri yapayım. Tek farklı Handicap 0 Ajax'u galibiyet 3 340 40 bandında bir oranı var. Bu şekilde de bir değerlendirme altına alabilirsiniz. Tek farklı bir ev sahibi galibiyet tanınabilir ve idealden de direkt maç sonu bir yapılabilir arkadaşlar. Bir diğer mücadelem Lyon-Nant mücadelesi. Lyon son hafta maçını izledim. 3-1 mi? Pardon. Şöyle tam skorunu hatırlayamadım. Bakalım. 3-2 kaybetti o mücadeleyi. En azından şu Oyun felsefesi çok güzeldi Lyon'un. En azından üst olacak şekilde çok güzeldi. Kendi yarı sahasında sürekli pozisyonlar verdi. Pozisyona girdi. Ofans bir futbol sergiledi. Burada Derik takımında bir iddiası yok. Bu maçı kombinemeyi de aldım ben burada. 2.5 üstüne herhangi bir oranı yoktu. Nant'tan da gol bekleyelim biz. Çünkü Nant takımı da Afrikalı ile Afrikalı oyuncularıyla birlikte güzel işler çıkartabiliyor. Ee, ve gollü maçlara imza atıyor. Son haftalarda baktığımız zaman da genel anlamda. O yüzden burada bir KG var tercihini sizlere önereceğim. Kombineme de aldım bu mücadeleyi. Direkt mücadelede karşılıklı gol, ve karşılıklı gol bekliyorum. 1.40 gibi de ideal bir oranı mevcut. Geçtim diğer mücadeleme. Ee, Nis-Lil mücadelesi. Burada Nis bir adım önde. Neden? Çünkü Lil'in Son haftalardaki oyunu zaten malum ve Nice'in bir ihtiyacı var. dördüncü sırada burada. 3. sıra olma ihtimali de var burada Nice takımının. Monaco'nun puan kaybına bağlı. Fakat zor burada. Arkasında Ren takibi var. Strasbourg takibinde var. Dil Nice takımı son maçta 4-2'lik gibi 2-0'dan 4-2 sentetiyelerine karşı inanılmaz bir dönüş yaptı. Bu maçta da galibiyeti oynayacaktı. Nice'in teknik direktörü. Geçen sene Lille şampiyonu yapan adam. Galter teknik direktörü. Rakibinin de zayıf yönlerini bilen bir teknik adam olaraktan da ve Nis Lille de bu kötü kötü durumdayken Nis'in de zor maçları varken kendi evindeki son iken, kendi evindeki avantajı kullanıp bu maçta direkt galibini galibiyetine yönelebilirsiniz. Yine bu maçta maç sonu bir 1.50 gibi oranı var ve yüksek orandan da tek farklı Nis galibiyeti de denenebilir. 3.20 3.40 bandında da oranı mevcut. Geçtim bu son maçım. Strasbourg Clermont mücadelesi. Bu maçı da sizlere <laughs> önerebileceğim kombineyi aldım. Şöyle değerlendirdim bu maçı. Strasburg'un bir iddiası var. 6. sırada son haftalardaki yaptığı puan kayıpları biraz can sıksa da Nice, Rennes gibi takımlar birbirleriyle, biri Marsilya'la oynuyor, biri oynuyor. Zorlu maçlara çıkıyor. Strasbourg'un da son maçı zor fakat bu maçta hata yapmasını beklemiyorum ben burada. Kazanması benim için normal sonuç. Kazanırken de Strasbourg takımının en az 2 gol atmasını bekliyorum. O yüzden burada sizlere tercihim maç sonu 1 ve 1.5 üst olaraktan da direkt 1.51 gibi bandından orandan önereceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirmeyi yapabilirler. Ve sizlere ekranı kombin verisi gelsin. Sizlerden ricam arkadaşlar atacağınız like'lardır kom atacağınız like'lardır videoma. Artı 300'ün üzerinde like gelirse sevinirim. Toplam 12 tane maç anlattım sizlere. İdeal kombine olarak 2-11 gibi orandan sizlere bir Fransa kombinesi çıkardım. Lyon'dan maçına KG var oynadım. Strasbourg'un mutlak galip gelmesi gereken bir maç. Rakipleri zorlu maçlar oynuyor. Maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparaktan da toplam oranı 2-11'e kadar yükselttim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Hep seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bol şanslar. Diyerekten de geçeyim kapatayım. Görüşmek üzere. Güzel bir cumartesi diliyorum.